Evet, iyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde Zotero programının bilgisayara kurulumu hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle Google sayfasına geliyoruz. Buradan Zotero sitesine gitmek için arama yapıyoruz. Zotero yazdığımızda arkadaşlar, Enter'a bastığımızda evet, Zotero'nun web sitesine gittik. Karşımıza çıkan ilk sayfayı tıklıyoruz. Evet, tıkladıktan sonra şimdi Zotero'nun web sitesine geldik. Burada karşımızda bir download butonu yer alıyor. Bu butona tıkladığımızda şu aşağıda gördüğümüz programı bilgisayarımıza indireceğiz ve kuracağız. Bunun web ile bağlantısını sağlayacağız. Hatta bunun kullandığımız Microsoft Word'la da bağlantısını sağlayarak yazdığımız yazılarda, makalelerde dipnot kullanmak için bize yardımcı olmasını sağlayacağız. Hemen download dedik diyelim. Evet, karşımıza yeni bir sayfa çıktı. Dikkat ederseniz burada Zotero 5 for Windows, Zotero Connector. Zotero 5 for Windows ne demek? Yani Windows için, yani bugün mesela Macintosh için, bilgisayarlar için değil, Windows için Zotero'nun 5. 5.0 versiyonunu indireceğiz. Hemen indirelim. Evet, indiriyoruz. Zotero Connector bölümü ise arkadaşlar bize Chrome'un Zotero ile bağlantısını sağlayarak özellikle internette arama yaparken makaleler rastladığımızda ya da bir web sayfasına denk geldiğimizde, yani istediğimiz bir web sayfasına denk geldiğimizde bunun Zotero'ya aktarımını sağlayacak bir bağlayıcıdır. Bunu da kurarsak iyi olacak. Bunu da kuracağız birazdan. Hemen dolmasını bekliyorum. Görüyorsunuz bilgisayarımızın sağ alt kesiminde Zotero'nun programı iniyor. Bu program indikten sonra hemen kurulumunu gerçekleştireceğim ve masa üzerinde bir kısa yol meydana gelecektir arkadaşlar. Yani şurada bir kısa yol gelecektir. Hatta otomatikmen şu anda o kurulum gerçekleştiğinde göreceksiniz. Microsoft Word'u da açacağım. Orada da bağlantı butonunu Zotero'nun göreceksiniz. Göstermeye çalışacağım. Evet, şu anda bekliyorum. Zotero'nun dolmasını bekliyorum. İnternetim biraz yavaş. İdare eder ama. Hemen dolar dolmaz tıklıyorum. Programı açıyorum arkadaşlar. Evet. Program kendini şu anda extract, yani çıkarım yapıyor. Hemen yüklemeye başladı. Bu arada install Chrome Connector, onu da kurmaya çalışayım arkadaşlar. Hemen install Chrome Connector dediğim zaman, yani web ile bağlantısını sağlamaya çalışacağım. Bu beni Chrome'un web mağazasına götürecek. Götürdü. Burada bir eklenti var. O eklentiyi kurmam istenecek. Şu anda karşıma Zotero programının masaüstü kurulumu gerçekleşiyor. Onu ayarlıyorum. Evet. Next diyorum. Next. Evet. O kurulurken ben şimdi connector'ı da kurulayım. Şu anda aslında connector kurulu. Şu anda bende kurulu. Onu hemen kaldırayım. Evet. Chrome'dan kaldır. Tekrar kurayım ki siz de görmüş olun. Yani şu anda bir yenileme yapıyorum. Şu anda evet, Chrome'a ekle denen bölüm geldi. Bakın Zotero Connector'ın. Ekle dediğim zaman bir uzantı denetleniyor. Chrome'da etkili olmadığını görüyor. Hemen uzantıyı ekliyorum. Ve uzantı şu anda mesela Chrome'da eklendi. Bu ne olacak? Bu bölümü daha sonra açıklayacağım ben size arkadaşlar. Diğer farklı derslerde açıklayacağım. Hemen tekrar nereye dönüyorum? Masa üstüne geliyorum. Acaba program kuruldu mu? Evet, program kuruldu ve kısa yolunu getirdi. Ekledi. Hemen programı açıyorum. Bakıyorum. Evet, şu anda program açık. Evet, geldi. Evet, program boş geldi arkadaşlar. Ana sayfasında kalan program boş. Bu şu anda bizim mesela Zotero programımız. Bizi düzenleyecek. Daha bununla ilgili bilgi vereceğim ben size. Şu an sadece bir kurulum gerçekleştirdik. Onun üzerinde konuşuyoruz. Programı kapatıyorum. Görüyorsunuz kısa yolu geldi buraya. Yine Chrome'u açıyorum. Açtan sonra görüyorsunuz burada Zotero'nun da kısa yolu geldi. Şimdi bir de Word belgesini açacağım arkadaşlar. Mesela örnek bir Word belgesi açıyorum. Burada da bakıyorum. Acaba Zotero'nun eklentisi Word'a eklenmiş mi? Onu kontrol etmek istiyorum. Görür görmez zaten dersi de burada bitireceğim. Evet, şu anda Microsoft'un açılmasını istiyoruz. Yani Word'un açılmasını bekliyoruz. Evet, açıldı. Bir Word belgesi açıldı. Ben şimdi mesela görüyorsunuz arkadaşlar, bakın yukarıda, yani şu kesimde Zotero denen yeni bir buton belirdi. Hemen ona tıkladığımda görüyorsunuz bu kısımda da mesela Zotero'nun yani masa üzerindeki şu programın Word'la bağlantısını sağlayan
bir eklenti geldi Word'un üzerine. Biz onu daha sonra tekrar açıklayacağız. Evet, bu dersimizde ne öğrendik? Bu dersimizde Zotero programının masa üstüne kurulumunu öğrendik. Word'u açarak Zotero'nun Word'a bağlantısını sağlanıp sağlanmadığını gördük. Sonrasında yine Zotero'nun Chrome'a eklenip eklenmediğini gördük ve bunları kontrol ettik. Evet, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum ve tekrar edilmesini istiyorum arkadaşlar.